Eylül'lü olarak yorumlanıyor. Tüm bu yorumlara neden olan Wikileaks belgelerini şu anda konuğumuz Türkay Kar'la konuşacağız. Tamer Şahin canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Dünyanın gündeminde çok geniş yankı buldu. Amerika engelleyebilir miydi şimdi? Bu sorunun cevabını sizden öğrenebilir miyiz? Bir hacker olarak neler söyleyeceksiniz? Eğer Wikileaks belgeleri gerçekten top secret dediğimiz en yüksek gizlilik derecesinde belgeler olsaydı ve ulusal güvenliği tehdit ediyor olsaydı, geçtiğimiz aylarda Amerikan Başkanı'na verilen yetkiye dayanarak Amerikan Başkanı tek bir tuşla, tek bir emirle interneti kapatma yetkisine sahipti. İnternet kapatıldığı takdirde de tüm ülkeler kendi içlerinde, kendi lokallerinde çalışabilirdi. Fakat birbirleriyle iletişim kuramazlardı. Peki bu belgeler nasıl dağıtılıyor? Belgeler kaynağı belirlenmeyecek şekilde özel tasarlanmış Torrent adı verilen sistem üzerinden. Birçok insan dosyanın belli parçalarına sahip oluyor. Bu parçalar birbirlerinden transfer ediliyor. Çok karmaşık bir yapıda olduğu için bu ilk dosyanın nereden yayınlandığını tespit etmek mümkün olmuyor bu sistemde. Peki siz bir hacker olarak bu belgelere ulaşabilir misiniz? En azından top secret belgelere ulaşabilir misiniz? Bu belgeler gerçekten gizli belgeler mi? Öyle soralım en azından. Bu yayınlanan belgelere baktığımızda top secret ibaresine sahip olan herhangi bir belge göze çarpmıyor. Secret ve confidential olarak, unclassified ve secret olarak kategorize edilmiş. Yayınlanan 255 bin tane, 250 binden fazla belge var. Bunların sadece 250 tanesi yayınlandı. Bu belgelerin sadece 15 bin tanesinin secret olduğu belirtiliyor Wikileaks'in sitesinde. Ama aralarında top secret dediğimiz gerçekten yüksek seviyedeki güvenliğe sahip belgeler olmadığı göze çarpıyor. Bu tarz belgeler elbette ele geçirilebilir bazı sistemlerde ama bunlar kozmik dediğimiz özel sistemlerde tutuluyor. Bunlara elbette erişen hackerlar vardır. Birçok insan, birçok yetenekli hacker buna erişebilir. Fakat bu ne amaçla kullanıldığına bağlı. Yani şu anda bizim ya da diğer ülkelerin top secret belgelerine ulaşılıyor olabilir. Ama bunlar genellikle ülkeler arasında ticareti yapılan bilgiler. İşte ülkeler arasında ajanlık yapan kişiler. Hiç bırakmadan dağıtmak mümkün mü mesela bunları? Torrent adını verdiğimiz bu sistemde bu mümkün. Şu anda da o yapıldı. Şifreli olarak bu bilgiler torrent ağına konuldu. İnsanlar bu bilgileri download etti. Wikileaks'in kurucusu olan kişi hayati tehlikesi olduğu için sadece onun başına bir şey geldiğinde bu şifrenin açıklanacağı ve 250 bin tane belgenin o zaman tamamen yayınlanacağı söylendi. Peki Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın bu sorumlular cezalandırılacak şeklinde bir açıklaması var. Bu belgeler sızdırılmadan önce bu yapılamaz mıydı? Veyahut da böyle bir top secret belgelerin yayınlanması halinde nasıl bir bedel öderler hackerlar? Zaten top secret olan belgelerde şu an yayınlanan belgeler gibi bir giriş ya da bir metin bulmak söz konusu değil. En başlarında classified oldukları, işte top secret belgeler oldukları ve bunlara erişen kişilerin yaklaşık 100 yıl gibi bir hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini belirten ufak yazılar bulunuyor bu tarz belgeler üzerinde. Bu belgelerin üstünde herhangi bir bilgi yok. Çoğu işte diplomatik bir takım dedikodulara ve bilgi notlarına dayanıyor bu belgelerin. İçlerinde herhangi bir top secret ibaresine ait olan bir belge yok. Bunların nasıl yayıldığına bakacak olursak SIPRNet adını verdiğimiz yaklaşık 2,5 milyon Amerikan hükümeti çalışanının ulaştığı bir internet sitesi var. Portal deniliyor buna, bilgi kapısı. Bu portal üzerinden bu bilgilerin yayıldığı belirlendi. Bu portala yaklaşık 200'den fazla dünya genelindeki Amerika büyükelçilikleri bağlanıyorlar ve bilgi notları, çeşitli işte duyumları Amerikan hükümetine iletiyorlar. Siz bir Türk hacker olarak baktığınızda yapılan işlem, bu sızdırma...